Alo, merhaba. Ben çocuk doktoru Samet Orhan. Nasıl yardımcı olabilirim? Hı? Ne? Çocuğunuz oyuncaklarını toplamıyor mu? Yok ya. Değişik bir durum. Tam benlik bir durum. Şimdi oyuncaklarını toplamayan çocuklar çoğalmaya başladı. Dağıtıyor, dağıtıyor, toplamıyor. Her taraf oyuncak oluyor. Annesi falan hep toplamaya çalışıyor. Çok yoruluyor. Onun için toplamaya çocuklar içeride ben getirdim onları aldım. Adresinden aldım geldim. Onları getirdim şimdi içeriden. Bir daha toplamazsa arayın beni. Ben yine gelirim. Buradakileri getirdim ya ondan yine gelirim diyorum. Yani gelirim. O zaman şöyle yapalım. Siz bana adresinizi verin. Oyuncakları toplamadan ben gelirim. Çocuğunuzu alırım. Burada muayenem var. Buraya getiririm. O zaman toplamaya başlar. Öğrenmesi lazım. Oyuncak toplamaya çocuk mu olur ya? Ne kadar pasaklı, dağınık yani, değil mi? Tabii canım. Onun için hemen gelirim. Dur ben bir adres alacağım bir dakika. Kağıdım da var bak bak. Ne kadar toplamayan çocuklar var gördün mü? Bak bak hepsinin adresi var ve hepsini getirdim buraya. Şimdi şurada boşluk kalmış. Ne kadar çok var ya. Ama hemen öğreniyorlar buraya gelince. Öğreniyorlar. Bir daha hemen topluyorlar abi. Dağınık dağınık oynamıyorlar ya. Uzatmayayım. Adres alayım. Adresinizi dinliyorum şimdi. Evet. Evet. Ya ne kadar yakınız. Hemen şuraymış ya. Komşu olacakmışız yakında ya. Şöyle düşünsene ben hemen gelirim ya. Bak şimdi hareket etsem hemen gelirim. Çıkıp gelsem hemen 2 dakikada zilinize basarım. O kadar yakınız. Çok şaşırdım yani. Bu kadar yakın olmamız çok değişik bir durum. O zaman beni çocuğunuz ne zaman toplamadığında hemen çağırın. Arabaya da binmeye gerek yok. Koşarak gelsem hemen şurada. Herhalde doğru diyorum. Apartman, hangi apartman demiştiniz? Kaçıncı kat? Yazdıydım da buraya unuttum. Okumayayım şimdi. Kim bakacak? Çok yakın ya. Mehmet abi de orada oturuyor. Aynı apartmanda olmanız lazım. Bildiniz mi Mehmet abi? Herhalde Mehmet de onun ismi. Onun çocuğundan mı ben şey yapmıştım? Almıştım herhalde. O da oyuncaktan toplamıyordu. Ya sizin apartmanda ya da yanındakinde olabilir. Bildim bildim sizin eve bildim. Şimdi niye toplamıyor bakayım? İlk önce dur ben gelmeden bir öğrenin. Ne oluyor da toplamıyor? Sizi dinliyorum bakayım. Dağıtıyor. Ortalık oyuncak oluyor. Sonradan da toplamıyor. Vay be. Olacak iş mi? Bak ne güzel oyuncakları var. Oyuncaklar düzenli kullansa, dağıtmasa ortalığı, güzelce tekrar toplasa köşeye, hem siz yorulmazsınız, hem de ev o kadar toplu olur ki. Bak misafir geri veriyor mesela, değil mi? Misafir geliyor, evin haline bak. O oyuncaklar orada, oyuncak ne kadar pis görünüyor. Çocuğunuzu bir yaklaştırın bakayım. İsmin ne senin? Ben mi duyamadım, konuşmadım mı? İsmin ne? Söyle bakayım. Ona ses mi az geliyor ki? Siz söyleyin çocuğunuzun ismini. Ne güzel de ismi var. Normalde öyle çocuklar hep oyuncaklarını toplar. Sizinki niye toplamıyor ki acaba? Peki ne yapalım? Gelin mi? Bekleyin mi o zaman? Ben o zaman biraz daha bekleyin. Şimdi hemen dağınık varsa ortalıkta toplasın.
Bir vahim şöyle topluyorum. Ve vahim. Ay vay. Daha bir sürü adrese gidelim şimdi. Oyuncaklar toplamaya çok çocuk varmış. Şimdi ben böyle üstüm batmış. Oyuncaklarını toplamaya çocukları listeye aldım ya. Böyle bekliyorum. Toplarlarsa gelmiyorum. Eğer toplamazlarsa hemen geliyorum. Şimdi buradan not aldım. Şimdi birazdan arayan çok kişi arıyor böyle. Hemen gidiyorum yani onlara. Getiriyorum. İçeride muhallemiz de var. Orada şu an var 7-8 tane çocuk var. Tedavi görüyor. Oyuncağını toplamıyor diye tedavi görüyor. Öyle işte. Topladı mı? Aferin, toplaması lazım. Bence akıllı çocuk yani. Görünüşe bağırsan toplaması lazım oyuncakları. Kocaman olmuşsun. Dağınıklık nedir yani? Ben de küçükken toplamazdım. Ondan sonra beni doktora götürdüler. Baktım. Demek ki toplamam lazımmış dedim. Niye toplamıyorsun dedim. Ondan sonra büyüdüm, doktor oldum. Şöyle bakınca eve girdim mi tertemiz oluyor. Dedim, düşündüm böyle. Neden ben oyuncaklarımı toplamadım acaba dedim. Ortalık dağınık, misafir geliyor. Ay ne kadar pis eviniz var diyor. Öyle düşündüm. Sonradan toplamaya başladım. Tertemiz oldu. Gelenler ne kadar düzenli çocuğunuz var sizin diyordu. Çok düzgün ev. Çok güzel çocuk yetiştirmişsiniz dediler. Ben de hoşuma gitti. Önceden demiyorlar. Ne kadar pis bir çocuğunuz var diyordu. Bak sağa sola bak her tarafı pasaklı toplamamış oyuncaklarını diyorlardı. Evet. O zaman şöyle yapalım. Siz ne zaman toplamazsa beni arayın. Ama bu sefer gerçekten çıkar gelirim. Benim işim o. Bir de paranızı alacağım yani. Tedavi ücreti. Ya o benim ben sizin paranızı alınca düşünsene o paradan ne kadar oyuncak alınır. Ne güzel şeyler alınır. Defter de alınır, kitap da alınır, oyuncak da alınır, bebek de alınır, araba da alınır. Değil mi? Hem çocuğu tedavi edeceğim, hem para kazanacağım, hem de oyuncakları alamayacaksınız. Bazı çocukların oyuncağını da alıyorum buraya. Daha diyorlar ya. Burada bir görsem bir sürü oyuncak oldu. Hiç oyuncağı kalmadı çocukların. Çünkü dağıtacak oyuncakları kalmadı. Hepsini aldım. Onun için oyuncakları toplarsa oyuncakları onda kalabilir. Toplamazsa dağınık olur. Hem çocuğunuzu aldım hem de oyuncaklarını alırım vermem. Hepsi burada kalır. Ben oynarım. Çok severim oynamayı. Ama düzenli şekilde köşeye koyarım yeri. Evet. Oyuncaklar olmayan çocukları da dağıtırım. Onlar da toplamazsa eğer evinde geri alırım. Hepsi benim olur. Ya. Tamam. Siz bir daha bir adresi versenize ya. Şu yazıda biraz sıkıntı olmuş. Tam olarak. Dinliyorum. Şu daire. Tamam. Noktamızı koyduk. Beni hemen arayın, tamam mı? Oldu o zaman. Ben şimdi kapatıyorum. Burada çok çocuk var. Daha liste var, onları alıp geleceğim. Bak beni aramaya başlıyorlar. Ben arkada görüyorum böyle. Arama bekletmeden arıyorlar hala. Ben onları alıp geleyim. Tamam. Çocuğunuz da inşallah toplar oyuncaklarını falan. Tertemiz olur eviniz. Hem gelirim bakar mı evinize? Temiz mi? Yoksa hala oyuncaklar dağınık mı? Topluysa geri döner giderim. Ama dağınıksa çocuklarım oyuncağı da alır. Oldu. Hadi sağlıcakla kalın o zaman. Hoşça kalın. Hadi sağ ol. Kapatıyorum. Kapattım.